Of 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 of. Nurhan annem eline sağlık, bu ne böyle ya? Afiyet olsun yavrum. Dünürümün şerefine. Vallahi biz de dünürüm için paraya kıydık, onun şerefine Çankaya'daki pastaneden fıstıklı bir baklava aldık, hem de en iyisinde. Ama Yaşar Bey, vallahi helal olsun size. Koskoca Adnan Çartıl nasıl da saydı onca parayı avucunuza. Sen olayı yanlış anlamışsın Raziye Hanım. Bizim kutladığımız şey, namerde boyun eğmeden, ceketimizi önünde iliklemeden haklı olduğumuz davayı mahkeme önünde kazanmak. Tabii canım. Yoksa bizim kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok. Hele ki o adamın hiç. Tabii canım, tabii. Onu biz de biliyoruz yani. Annemin demek istediği şu. Hani Adnan Çartıl hak ettiği cezayı maddi manevi nasıl çekti diyor. Hah, yani aynen. Adnan. Adnan, kurbanın olayım, eve geri dönelim. Yaşar haini yaptıklarının bedelini ödeyecek. Yağız. Kızım, ciğerden yesene. Torunuma kan yapar. Tamam babam. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak, görüyor musun? Ben diyorum ki kaçtır ciğer ye, yemiyorsun. Ne oldu baba söyleyince şimdi hemen yeniyor tabii. Vallahi bugün herkes yiyecek içecek. Yaşar, ben de yiyip içeceğim ha. Ay, kaç yılın kasveti kalktı üstümüzden be. Sen otur Nurhan. Benim beklediğim misafir geldi. Kim gelecekti ya dün? Kim ki misafir? Bak, soğanla ye. Böyle güzel olur. Bana dedi ki bir tabak daha koy. Aha, ben de koydum. Allah. Kimdir bilmiyorum. Raziye. Ha canım. Bak, çok güzel yaptım. Ye onu. Ay, vallahi baktım gel, baktım gel. Tadına pek güzel. Gel oğlum. Buyur soframıza. Nereden çıktı bu? Allah kahretsin. Oğlumu da tarafına çekmiş. Ben onlara sorarım. Adnan, Adnan, Adnan dur, gözünü seveyim. Yaşar baba. Ben misafirimiz olduğunu bilmiyordum ya. Ne bileyim, böyle aile arasında hani kendi kendimize bir kutlama yapacağız zannediyordum. Yaşar amca çok ısrar etti. Onu kırmak istemedim. Sağ ol Yağız. Hem kırmayıp geldiğin için hem de sayende mahkemeyi kazandığımız için. Eski fabrika müdürünüz senin mahkemeye getirip doğru ifade vermesini sağladığını biliyorum. Sağ ol. Sen baban gibi değilsin. Ben sadece doğrunun yanında olmak istedim Yaşar amca. Gözünüz aydın. Sonunda hak ettiğiniz davayı kazandınız. Buyurun bakalım. Yağız oğlum sağ olsun. Bize çilekli pasta getirmiş. Vallahi dayanamadım, baktım ucundan içeride. Pek taze. Afiyet olsun. Küçük bir kutlama hazır ol. Sana o çok sevdiğin çilekli pastadan getireceğim. Adnan, Adnan dur, gözünü seveyim. Sen şimdi bu eve gidersen ne olur sanıyorsun ha? Belli ki Yağız'ı da yanlarına çekmişler. Adnan, sen şimdi bu eve gidersen Yağız bir daha yüzüne bakmaz. Değer mi bu insanlar için oğlunla kötü olmaya ha? Ha Adnan? Elinize sağlık Nurhan teyze. Afiyet olsun yavrum. Aha bak, görüyor musun? Aferin çocuğum sana, pancar turşusunu yemiş. Yahu şu evde benden başka bu pancar turşusunu kimse sevmez, kimse de yemez. Ah zavallı Nuray. Oğluyla karşılıklı oturduğunu bir bilse. Bak hiç unutmuyorum. Eylül küçük o zaman.
Böyle ilkokulda falan. Bunda bir bebek sevdası. İşte her kız çocuğu gibi. O zaman da bu şey bebeklerden var ya, manken gibi. Onlar moda. Tutturdu, ben de istiyorum diye. Yaşar da işte kaza yeni olmuş. Ameliyatlar, işsizlik falan derken durum biraz kötü yani. Alamadık o zaman o bebeği. Ben de oturdum. Elimle buna bir bebek diktim. E canım tabii öyle ağzını yüzünü falan da benzetemedim. Nerede bende o yetenek? Ama yavrum benim nasıl kanaatkar. Hiç gıkını çıkarmadı. Ses etmeden oynadı o bebekle. Ondan sonra bir gün geldim bir baktım. Bu bebeğin ağzını yüzünü falan hep boyamış. Neyle boyamış? Pancar turşusu. Vallahi pancar turşusu. Sadece tahmin ettim. Kızıma o bebeği alamamıştım. Öyle kahrettim ki. Babacığım hastaydın. Oyuncakla uğraşacak halin mi vardı? Aman Yaşar Bey, Allah aşkına dertlendiğiniz şeye bakın. E şimdi torununuzu alırsınız. Hem şimdi çok paranızı var. İsteseniz bütün mahalleye çifter çifter alırsınız vallahi. Hadi siz şöyle geçin. Ben de şuraları toplayıp pastayı keseyim getireyim. Şöyle. Oğlumuzu iyice kaybetmek mi istiyorsun Adnan? Sen oğluma dua et Yaşar Efendi. Bana karşı gelmenin bedelini burnundan getireceğim. Ama bugün değil. Bugün değil. Baba. Diyorum ki yarın şöyle baba oğul bir alışverişe çıksak ha? Kızımızın beşiğini aldık. E bir de ona uygun böyle dolap takımı falan yapsak diyorum. Bak görüyor musun anne? Hep kız diyorum ha. Hayatım Allah söyletiyor değil mi? Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Her şey için çok teşekkür ederim. Otur oğlum otur. Sana diyeceklerim var. Sağ ol oğlum. Bugün bana kimsenin yapmayacağı bir iyiliği yaptın. Belki babana ihanet ettiğini düşünüp üzülüyorsundur. Ama bir hakkın yerini bulmasını sağladın. Tertemiz bir vicdandan daha rahat bir yastık yoktur bu dünyada. Duacınım. Keşke zamanında babam size bu acıları yaşatmış olmasaydı da ben de bugün ona karşıma almak zorunda kalmasaydım. Bir tek buna üzülüyorum. Keşke her şey daha farklı olabilseydi. Keşke. Keşke. Aman ay ne oluyoruz canım? Ya bugün bizim en mutlu günümüz. Ay gülelim, eğlenelim. En kötü günümüz böyle olsun. Doğru. Sen bittin Yaşar. Demek oğlumu yanına çekersin ha? Onu bana koz olarak kullanırsın ha? Bugün ailenle birlikte son mutlu günü. Tadını çıkar. Yarın bunun bedelini ödeyeceksin. Hepiniz ödeyeceksiniz. (Gülüyor)
Dün neden bana yalan söylediniz? Niye duruşmayı benden gizlemeye çalıştınız? Bir bildiğimiz varmış ki gizlemişiz. Ama sen yine yaptın yapacağını. Davayı senin yüzünden kaybettik. Hile yapmana izin vermedim diye mi kızdın? Adaleti kandırmana müsaade etmedim diye mi? Yoksa masum insanların hakkını yemene engel olduğum için mi? Ailene ihanet ettiğin için. Adnan, ne diyorsun? Deme öyle. Oğlum, o adam senin eski sevgilinin babası. Eski sevgilin başka biriyle evli. O para göz kurnaz kız yüzünden öz babanın yollarına taş koyuyorsun. Ne yapayım? Ne bekliyorsun? Tamam. Kapatın şu konuyu artık. Olan oldu, biten bitti. Umarım bu meseleyi kan davası haline getirmezsin. Oğlum, o ne biçim laf? Bu karardan sonra haksızlık ettiğin diğer işçiler de dava açmışlar. Haberim var. Sırf davayı kazan diye bunun acısını Yaşar Usta'dan çıkarmayacaksın değil mi? Hala o aileyi savunuyor. Sadece öfkeyle hareket etme diyorum. Yaşar Usta haklıydı ve kazandı. Uzatmaya gerek yok. Eğer diğer işlerden de haklı olan varsa usulünce tazminatlarını ödeyelim. Bu kadar iş arasında saçma şeylerle uğraşacak vaktim yok. O Yaşar da diğer işçiler de umurumda değil. Avukata söyledim, gereğini yap dedim. Doğru olanı yapmışsın. Oğlum, yeseydin biraz daha. Yedim anne. Size afiyet olsun. Ağalık affetmek de olur oğlum. Sabah sabah biraz kızdım, kusura bakma. Önemli değil. Ama o Yaşar pisliğini affetmeyeceğim. Ona da, ailesine de kan kusturacağım. Alo, çabuk ofise gel. Bugün yapacak işlerimiz var. Merhaba Adnan Bey. Acil deyince işi gücü bırakıp koştur koştur geldim. Buyurun. Bugün o kayınpederin olacak Adi'den kurtulacağız. Yaşar Usta'nın işi bitecek. Kurtulacağız derken bir daha görüşmeyeyim mi? Ya öyle de olmuyor ki Adnan Bey, kayınpederim yani. Öldüreceksin. Bugün hem de. Bugün geberteceksin o Adi. Adnan Bey, siz bana resmen cinayet işli adam öldür diyorsunuz. Hem de Yaşar babayı. Kendi kayınpederimi öldürmemi istiyorsunuz. Aynen öyle. Al şunu. Uygun bir yerde git ez. Çok bile yaşadı pislik. Gebersin gitsin. Yok. Yok, yapamam. Yani benim kafam öyle ufak tefek hileye hurda işler de adam öldürmek, cinayet işlemek olmaz. Bunlar başka bir şey. Koray, ben sana yapar mısın diye sormadım. Yap dedim. Git o adamı gebert. Adnan Bey, yapamam. Karşılık verme. Yap dediysem yap. Ama keyfimden mi o kapımı aldım seni? He? Keyfimden mi o kadar para verdim sana? Altına araba çektim. Niye? Babamın oğlumsun, geri zekalı herif. He? Bir gün işime yararsın diye bekledim. Al işte o gün geldi. İşe yara. Ulan gebertirim seni. Gözüme kırpmadan buradan gebertirim seni. Boğuluyorum Adnan Bey. Eğer eline yüzüne bulaştırırsa, eğer yan çizerse, Yaşar'dan da bin beter ederim seni. Parçanı bulamazlar.
köpek gibi gebertirim, bir kenara atarım. Anladın mı? Bu adamın işi bugün bitecek. Yaşar'ı öldüreceksin. Peki ablam bey. Tamam. Ay Nurencim vallahi. Tazminat diye kız bir çuval dolusu para aldınız ha. Ebebek de yolda geliyor. Oh oh oh, yeni yıl size uğurlu geldi. Hayırlısı Razi, hayırlısı. Annem, yavrum sen yine niye yemiyorsun? Ha? Miden mi bulanıyor? Anneciğim iştahım yok benim. Yemeyeceğim. Niye kız? Bak baban tazminatı da aldı. Ne bu suratının hali? Aa, gülse ye yüzün. E yeter ama artık Razi'ye. Sabahtan beri tazminatta tazminat. Ha şu tazminatı aldığımızda en çok sen sevindin yani. Kız benim kocam kolunu kaybetti. İşini gücünü kaybetti. Üstüne bir de yıllarca mahkeme kapılarında süründük. 3 kuruş tazminat aldık diye göbek mi atalım? Allah Allah. Annem tamam. İyiyim ben, merak etme. Şimdi işe giderken de bir temiz hava alırım, kendime gelirim. Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Tamam ya. Ama artık elimde acı bir gerçek. Ve sana olan aşkımdan başka hiçbir şey yok. Seni ilk gördüğüm an sevdim. Tanıdığım günden bu yana aldığım her nefeste güzel yüzünün hayali vardı. Nerede kaldı acaba? Bana ne ki? Ne isterse yapar. Artık evli bireysin. Kabul et bunu. Günaydın. Süsler güzel olmuş. Günaydın, teşekkür ederim. Yaz. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Tabii. İşle ilgiliyse dinliyorum. Aslında değil. Ben mektubu okudum. Ne mektubu? Hani biz seninle evleneceğimiz zamanlar yazdığın mektup. Dün bahsettin ya. Benim çoktan okumuş olmam gereken. Senin her şeyi tek tek anlattığın mektup. Çoktan okumam gereken mektup. Ben o mektubu daha yeni okudum yaz. Bunlar eski meseleler Eylül. O zamanlar dürüstlük her şeyi çözer sanıyordum. Yaz. Ama ben düşünmeden duramıyorum. Neyi? Sen o mektubu ilk yazdığın zaman okusaydım neler olurdu acaba diye. Bunu bilemeyiz. Şu anda bilmemizin hiçbir önemi yok. Sen evlisin. Koray'ı seçtin. Karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Şu an bunları konuşmamız bile yanlış.
Yaz. Bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğim? Cevap ver. Sanki ortada bir sır kalmış gibi. Yoksa Koray'la evli değil misin? Karnında onun çocuğunu taşımıyor musun? Beni bırakıp ona gitmedin mi sen? Yaşadıklarımız yalan mıydı? Cevap versene. Neyi bilmem gerekiyor? Ben kandırıldığımı zannettim. Senin bana oyun oynadığını sandım. Sandın demek. Öyle düşünüp gittin başkasıyla evlendin. Ben gözlerimle gördüğüm zaman bile inanmadım. Eylül yapmaz dedim. Kandırılmış dedim. İhtimal bile vermedim ben. Yüreğim yanarken bile sende bir kusur görmedim. Hata aramadım. Ama sen şüphelendiğin için 2 dakika düşünmeden başka bir adamla evlendin. Yalan mı? Yaz. Tamam Eylül artık yeter. Bundan sonra işçi işveren ilişkisinin dışına çıkmayalım. Bu ancak bizim kalbimizi kırıyor. Neyse. İşimize dönelim. Oğlum. Ne oluyor burada? Hiç anne. Yılbaşı için etrafı süslüyorduk. Biz seninle daha yeni ne konuştuk? Hı. Ne dedin sen bana? Anne, artık Eylül'le ben diye bir şey yok. Biz daha birlikte olamayız demedin mi? Ha? Ne şimdi bu samimiyet? Ne samimiyet anne? İşimize gücümüze bakıyoruz. Oğlum, olmaz öyle. Derdin bu kızı unutmaksa onun buradan gitmesi gerek. Her Allah'ın günü gözünün önünde. Unutamazsın öyle oğlum. Bak, sizin ayrı kalmanız lazım. Birbirinizden uzak olmanız lazım. Gemiyle uzaklaşıyorsun yani. Ya, anne. Öyle bir şey mi dedim ben şimdi oğlum? Tamam anne, şaka yaptım. Bak, ben senin iyiliğini düşünüyorum oğlum. Bak, onun buradan gitmesi gerek. Anneciğim, tamam artık bunları konuşup kafamızı şişirmeyelim. Sen çayını soğutma. Çay daha içer misiniz? İstemez. Eylül'üm. Annem. Hoş geldin. Hoş bulduk annem, kolay gelsin. Ailece tebelleş oldular buraya. Oğlum tabii unutamaz. Hoş geldin Nurhan teyze. Hoş bulduk oğlum. Nereden geliyorsun sen böyle? Eski mahalleye uğradım. Babanla konuşmuştuk. Şu davayı kazanırsak, tazminatı da alırsak oradaki garibanlara yardım ederiz diye ahdetmiştik. İşte ben de giyecek 1-2 parça bir şey götürdüm. Çocuklara defter, kalem falan götürdüm. Ay. Yav. Böyle şey de söylenmez ama siz yabancı değilsiniz. Unutuverin söylediğimi ha. Annem benim. Allah kabul etsin. Abi. Oh, 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 oh